kısmındaki bu alt kısmındaki kapak görmüş olduğunuz gibi böyle uzantı şeklinde. Dişininki ise böyle yuvarlak şeklinde. Hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı bütün yengeç türlerinde de böyledir. Erkeğinki, dişininki böyle. Erkeğinki böyle ya üçgen olur ya bunun gibi çıktı uzuntu olur. Bir uzantı şeklinde. Dişininki ise daha böyle yuvarlak şeklinde. Çünkü bu şeyin altında dişiler yumurtalarını sakladıklarından dolayı daha geniş alana ihtiyaçları var. Bunun içerisinde yumurtalar oldu. Karadeniz'de 20 yıldır kuzey tarafında işte Rusya, Ukrayna taraflarında falan Soçi taraflarında bunların raporları yapılmış Bulgaristan'da, Romanya'da yani az da olsa varlığını tespit etmişler. Ama son 10 yılda bizim denizlerimize, bizim kıyılarımıza geldi. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda da Karadeniz'de şimdi yani balıkçılarla artık daha sık karşılaşmaya başladı. Bu mavi yengeç Akdeniz'den geldiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda yine büyük ihtimalle denizcilik aktiviteleriyle, işte balast sularıyla yumurta ve larva halinde gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu bir şekilde denizcilik yoluyla, işte denizcilik aktiviteleriyle buraya gelen küçük bireyler işte büyüyerekten şimdi bizde yani karşılaşmaya başladı. Balıkçıların ağlarına takılmaya başladılar. Büyüklükleri de yaklaşık şu anda benim ölçmüş olduğum en büyük birey yaklaşık 500 gram civarında bireyler var. Yani bayağı da büyüyor bu canlı. Aynı zamanda yine yapmış olduğum bir çalışmada yumurtalı bireyler de tespit ettik. Yani muhtemelen Karadeniz'de ürediğini de düşünüyoruz. Çünkü gözlenmiş yumurtalara tespit ettik yengeçlerin üzerinde dişi bireylerde ve bunu da makale haline getirdik bir arkadaşımızla. Dolayısıyla bunun da yengeçin de Karadeniz ekosisteme çok olumsuz bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla Karadeniz ısınıyor. Her geçen gün biraz daha fazla su sıcaklığı artmaya başladı. Son yıllarda zaten işte küresel ısınma, işte iklim değişikliği ya da işte suların ısınması ile ilgili, mevsimlerin değişmesi ile ilgili bir sürü şey konuşuluyor biliyorsunuz. Hava mevsimler değişince, suların sıcaklıkları değişince tabii ki boğaz yoluyla da bir sürü canlı girebilir Karadeniz ekosistemine. Dolayısıyla Karadeniz'de de yapılan çalışmalarda başka istilacı türlerimiz de var tabii ki. İşte nasıl tepki göstereceğini bilemiyoruz ama mavi yengeç sonuçta ticari değeri de yüksek bir türümüz. Bizim ekosisteme dediğim gibi nasıl bir katkı verir mi, bir zararı var mıdır? Bunu da gelecekte yapılacak çalışmalarda hep birlikte göreceğiz. Mavi yengeç dediğim gibi diğer yengeçlerden biraz daha büyük. Akdeniz'de yoğun olarak avcılığı yapılan ve ticari olarak da restoranlarda satılan, et kalitesi yüksek ve biraz evvel de bahsetmiş olduğum gibi yarım kilo büyüklüğe kadar da ulaşabilen bir tür, yani ticari olarak değerlendirilmekte bütün canlıların ekosistemde bir yeri var. Yani işte yengeçlerde sağlıklı ekosistemlerde olan canlılardır. Dediğim gibi Karadeniz'e nasıl bir katkı gösterecek ya da katkısı olacak mı ya da bir ekosisteme nasıl bir etkisi olacak onu da zaman içerisinde göreceğiz. Takip etmekteyiz. Çalışmalarımız devam etmekte. Zamanla ilerleyen zamanlarda daha geniş çapta bilgiler vermeye haiz olacağız.